Günümüzde Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde sergilenen bronz boğa heykelinin gün yüzüne çıkarılması ve incelenmesi sırasında alanlarından hangilerinin tarih bilimine yardımcı olduğu söylenebilir? Bakalım arkadaşlar. Bronz boğa heykeli zaten çıkarılırken biz elbette kazı biliminden faydalanmak zorundayız, değil mi arkadaşlar? Doğru, o yüzden arkeolojiden faydalanacağız. Etnografya ise kültür bilimidir. Arkadaşlar, bronz boğa heykeli bize o bölgenin kültürü hakkında bilgi verebilir. Bu yüzden etnografya da tarih bilimine yardımcı olacaktır. Filoloji ise arkadaşlar dil bilimidir. Sadece bir bronz boğa heykeliyle biz o bölgenin dili hakkında bilgi elde edemeyiz tabii ki. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 2, yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Büyük Selçuklu Devleti ile ilgili doğru bir bilgi değildir? Alparslan döneminde Anadolu'ya seferler düzenlenmiştir. Doğru tabii ki arkadaşlar. Malazgirt Zaferi ile Anadolu'nun kapıları Türklere açılmıştı. Malazgirt Zaferi de Alparslan döneminde olmuştu. En parlak dönemi Melikşah'ın saltanatı sırasında yaşanmıştır. Evet arkadaşlar, doğru. Şii ve batini fikirleriyle mücadele etmek amacıyla Nizamiye medreseleri kurulmuştur. Evet arkadaşlar, Nizamülmülk tarafından Nizamiye medreseleri Büyük Selçuklu zamanında açılmıştır. Baba İshak ayaklanması devletin zayıflamasına neden olmuştur. Arkadaşlar, Baba İshak ayaklanması Büyük Selçuklu Devleti zamanında değil, Anadolu Selçuklu zamanında olmuştur arkadaşlar. O yüzden D şıkkı doğru değildir. Kara Hitaylar ile yapılan Katvan Savaşı sonrasında yıkılmışlardır. Evet arkadaşlar, Büyük Selçuklu Devleti Katvan Savaşı'ndan sonra yıkılma sürecine girmiştir. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in bu sözü aşağıdaki ilkelerinden hangisiyle ilişkilendirilemez? Verdiği iş faaliyetlerini esas tutmakla beraber mümkün olduğu kadar az zaman içinde milleti refaha ve memleketi mamuriyete eriştirmek için milletin genel ve yüksek menfaatlerinin gerektirdiği işlerle fiilen alakadar olmak prensibimizdir. Peki arkadaşlar, bakalım. Zaten milletin refahından bahsettiği için direkt olarak biz halkçılık ilkesinden bahsedebiliriz. Aynı şekilde arkadaşlar, milliyetçilikten de bahsedebiliriz. Çünkü devletimizi de yükseltmekten bahsediyor bu sözler bize. Aynı şekilde dediğim gibi devleti yükseltmek olduğu için devletçilikten de bahsedebiliriz. Ve bir takım yenilikler yapacağımızdan dolayı elbette inkılapçılık da mevcuttur. Ancak arkadaşlar, bize din ve devlet işleriyle alakalı ya da bilimsel faaliyetlerle alakalı bir bilgi verilmediğinden dolayı laiklikten bahsetmemiz mümkün değil. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Haçlı seferleri ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? Yapılmasında koloni tarikatının çalışmaları etkili olmuştur. Arkadaşlar, bu tarikat din uğruna savaşmayı emreden bir tarikat. Zaten Haçlı seferi olduğu için elbette bu doğru. Birinci Haçlı seferi amacına ulaşmış tek seferdir. Evet arkadaşlar, doğru. Kudüs şehrinin Fatimiler tarafından geri alınması üzerine 3. Haçlı Seferi düzenlenmiştir. Arkadaşlar, Kudüs şehrini geri alan Selahaddin Eyyubi'dir, yani Eyyubilerdir, Fatimiler değildir. Bu yüzden bu yanlış bir ifade olacaktır. Anadolu Selçuklu Devleti'nin başkenti 1. Haçlı Seferi sırasında İznik'ten Konya'ya taşınmıştır. Evet arkadaşlar, güvenliğin sağlanması için İznik'ten Konya'ya taşınıyor. 4. Haçlı Seferi sırasında İstanbul Haçlılar tarafından yağmalanmıştır. Evet arkadaşlar, bu da doğru. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre 1. Meşrutiyet döneminde durumlarından hangilerinin yaşandığı söylenebilir? Meşrutiyet yönetimi padişahın yetkilerinin yasalarla sınırlandırılmasıdır. 1876'da Kanuni Esasi'nin ilanından 2. Abdülhamit'in meclisi tatil edip Kanuni Esasi'yi askıya aldığı 1878 yılına kadar geçen dönem Osmanlı tarihinde 1. Meşrutiyet dönemi olarak adlandırılır. Peki arkadaşlar, bakalım. Halkın ilk kez yönetime katılması. Meşrutiyet dediğimiz şey meclis artı padişahtır arkadaşlar.
Yani hem meclis var hem padişah var. Eğer meclis varsa halk yönetime katılmıştır diyebiliriz. O yüzden birinci öncüle tabii ki ulaşabiliriz. Anayasal düzene geçilmesi. Arkadaşlar kanuni esası zaten ilk anayasadır. Bu da doğru. Çok partili siyasi yaşamın benimsenmesi. Osmanlı Devleti'nde çok partili siyasi yaşam ikinci meşrutiyetten sonra olacak arkadaşlar. Birinci meşrutiyet döneminde olmayacak. O yüzden üçüncü öncüle ulaşamıyoruz. Bu sebeplerle doğru cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nin kaybettiği yerlerden biri değildir? Osmanlı Devleti 19. yüzyıl boyunca varlığını devam ettirebilmek için denge siyaseti uygulamış. Buna rağmen büyük bir toprak parçasını emperyalist devletler ve milliyetçi ayaklanmalar nedeniyle kaybetmiştir. Arkadaşlar tarih olarak 19. yüzyıl dediği için doğru cevabımız elbette Kırım olacak. Çünkü Kırım 1774 Küçük Kaynarca Anlaşması ile bağımsız olacak. Yani 18. yüzyıl oluyor arkadaşlar. Diğer ise evet 19. yüzyılda özellikle milliyetçi ayaklanmalar sebebiyle kaybediliyor. Bu sebeplerle doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Buna göre eşleştirmelerinden hangilerinin doğru olduğu söylenemez. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da çeşitli ideolojiler güçlenerek iktidara gelmiştir. Bakalım arkadaşlar, Almanya'da Nazizm etkili olmaya başlayacak. Zaten İkinci Dünya Savaşı'nda özellikle Nazizm'den bahsedeceğiz. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra benimsenen bir düşünce olacaktır. Merkantilizm Fransa'da etkili olmayacak arkadaşlar. Fransa'da etkili olan zaten Cumhuriyet yönetimidir. İtalya'da faşizm etkili olacak. Doğru arkadaşlar. Rusya'da tabii ki sosyalizm zaten SSCB ortaya çıkıyordu. Bu yüzden doğru cevabımız yalnız 2 yani B şıkkı olacaktır. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinde geçen bu paragrafta aşağıdaki anlaşmalardan hangisi hakkında bilgi verildiği söylenebilir? Rumeli sınırımız aşağı yukarı İstanbul vilayetinin sınırı tayin olunuyordu. Batı Anadolu, İzmir ve havalisi Yunanlara verilecekti. Güney sınırı ise Mardin, Urfa, Gaziantep, Amanos dağları ve Osmaniye'nin kuzeyinden geçmekte, bu sınırın güneyini Fransa'ya bırakmaktaydı. Doğu Beyazıt, Van, Muş, Bitlis ve Erzincan'ı içine alan bir Ermenistan, Irak ve Suriye arasında bir Kürdistan kurulacaktı. İstanbul'da ise hükümet ve padişah oturacak, fakat İstanbul milletler arası bir şehir olacaktı. Boğazlarda ordusu, donanması, bütçesi ve organize kuruluşları ile bir komisyon bulunacaktı. Arkadaşlar burada bahsedilen anlaşma elbette bizim Ölü Doğan anlaşmamız Sevr Anlaşması'ydı arkadaşlar. Neden? Çünkü Sevr Anlaşması'yla Osmanlı toprakları işte bu şekilde paylaşılmıştı. Mondros Ateşkes Anlaşması'nda arkadaşlar işgaller vardı. Londra Anlaşması, Uşi Anlaşması ya da Mudanya Ateşkes Anlaşması da tabii ki değil. Burada bahsedilen tamamıyla Osmanlı Devleti'nin topraklarının paylaşıldığı olduğu için doğru cevabımız B şıkkı olacaktır. Özellikleri verilen bu Türk İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir? Bir olalım, iri olalım, diri olalım sözü ile tanınan bu İslam alimi Anadolu'da bir zaviye kurarak halkı aydınlatmaya çalıştı. Fikirlerini Makalat adlı eserinde topladı. Osmanlı'nın kuruluşunda ve Anadolu'nun Türkleşmesinde etkili oldu. Arkadaşlar Makalat adlı eserden zaten çıkarmamız gerekiyor. Bu eser Hacı Bektaş Veli'ye aittir. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi iki savaş arasındaki dönemde yapılan çalışmalardan biri değildir? Birinci Dünya Savaşı sonrasında Avrupa devletleri revizyonist yani sınırların yenilenmesini savunan ve statükocu mevcut durumun korunmasını savunan devletler olarak ikiye ayrılmışlardır. Statükocu devletler mevcut durumun korunması ve yeni bir savaşın engellenmesi için bazı çalışmalar yapmışlardır. Bakalım arkadaşlar değildir diyordu soru bize.
Bryant-Kellogg Paktı'nın imzalanması. Arkadaşlar, bu pakta göre savaş siyasete alet edinmeyecekti. Savaşı ulusal politikanın bir aracı olarak kullanmayacaklardı. Doğru arkadaşlar. Milletler Cemiyeti'nin kurulması zaten barışı savunan bir cemiyet arkadaşlar. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştı. Doğru. Locarno Anlaşması ise arkadaşlar yine Batı Avrupa'da barışı korumak amacıyla Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra ortaya çıkmıştı. Atlantik Bildirisi'nin yayımlanması ise iki savaş arasındaki dönemde değil arkadaşlar, İkinci Dünya Savaşı sürecinde ortaya çıkıyor. Burada amaç işte müttefikler savaşta nasıl bir yol izlemeli, ne yapmalı, ne kadar başarılı olabilir gibi durumları konuşmak arkadaşlar. Yani aslında zafere ulaşmak amacıyla alabilecekleri önlemleri konuşuyorlar. O yüzden bu olmaz. Akdeniz Paktı da olur arkadaşlar. Çünkü bu da İkinci Dünya Savaşı'ndan önceki süreçte işte İtalya'nın Akdeniz sınırlarını tehdit etmesinden dolayı ortaya çıkmış bir paktır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Türkiye'de Beyaz Devrim olarak adlandırılan 1950 genel seçimlerinden sonra iktidara gelen siyasi parti aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Serbest Cumhuriyet Fırkası zaten kapatılmıştı. Cumhuriyet Halk Fırkası bu seçimde başarılı olamadı. Demokrat Parti arkadaşlar bu seçimi kazandı. Milli Kalkınma Partisi de başarılı olamadı arkadaşlar. Adalet Partisi ise zaten 1961-1980 yılları arasında etkin olmuş bir partiydi. Bu yüzden doğru cevabımız C şıkkı olacaktır. Bu sorunun ortaya çıkmasında durumlarından hangileri etkili olmuştur? Dünyada küresel ısınmanın meydana gelmesinde sanayi faaliyetlerinin artması, termik santrallerde yapılan enerji üretimi ve buna bağlı olarak karbon salınımının artması, trafikteki motorlu taşıt sayısının artması ve kirletici gazların miktarının artması gibi unsurlar etkili olmuştur. Bu nedenle E seçeneği doğrudur. Bu olaylardan hangilerinin gerçekleşmesinde klimatik faktörler etkili olmuştur? Volkan patlaması ve tsunamilerin meydana gelmesi yer yapısıyla ilgili olaylardır. Kırıklı arazilerde görülen durumlardır. Fakat buz fırtınası ve kasırga gibi olayların meydana gelmesi hava koşullarına bağlıdır. Bu nedenle klimatik faktörlere bağlı meydana gelen ekstrem durumlar içerisinde yer alır. A seçeneği doğrudur. Yukarıda sözü edilen biyom, haritada numaralanmış alanlardan hangilerinde görülür? Dağ biyomlarından bahsedilmiştir. Afrika'nın kuzey kesimleri ve Avustralya'nın batısında dağlar bulunmaz. Bu nedenle dağ biyomları da görülmez. Fakat 1 numaralı alanda Kayalık Dağları, 3 numaralı alanda ise Himalaya Dağları bulunmaktadır. Bu nedenle bu bölgelerde alpin çayırlar, iğne yapraklı ormanlar, bitki örtüsünden yoksun alanlar, Tibet öküzü, dağ keçisi, kartal, kar tavşanı, kurt gibi hayvanların da görüldüğü söylenebilir. B seçeneği doğrudur. Bu projenin en önemli amacı aşağıdakilerden hangisidir? Zonguldak, Bartın, Karabük çevreleri günümüze yakın döneme kadar kömür sayesinde gelişme göstermiş. Buna bağlı olarak demir çelik fabrikalarının gelişme gösterdiği alanlardır. Fakat günümüzde bu bölgenin potansiyelini, nüfus potansiyelini artık bu tür faaliyetler kaldırmamaktadır. Bu nedenle yeni iş sahalarının oluşturulması gerekmektedir. B seçeneği doğrudur. Bu ülkelere aşağıdakilerden hangisi örnek gösterilemez? Bazı ülkeler yaşanabilir bir çevre içinde sürdürülebilir kalkınma anlayışıyla gelecek nesilleri ve doğadaki diğer canlıları dikkate alacak planlar yapmaktadır. Bununla ilgili olarak Güney Kore, Yeni Zelanda, Finlandiya gibi gelişmiş ülkeleri, Costa Rica gibi gelişmekte olan ülkeleri örnek olarak gösterebiliriz. Bu ülkeler Birleşmiş Milletler Çevre Programı ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı tarafından desteklenen projelere imza atmış ülkelerdir. Fakat Hindistan'da günümüze kadar bu şekilde gelişmiş yaygın bir proje söz konusu değildir. B seçeneği doğrudur. Bu mekanlardan hangisinde Türk kültürünün izleri daha fazladır? Türk kültürünün Anadolu'da gelişmesi Selçuklular ve Osmanlılar döneminde olmuştur. Çatalhöyük Neolitik kenti, Truva, Göbekli Tepe ve Hattuşa gibi yerleşmeler Türk kültürünün Anadolu'ya yerleşmesinden önce gerçekleşmiş durumlardır. Selçuklulardan önceki dönemlere ait kalıntılardır. Fakat Safranbolu şehri daha çok Osmanlı dönemi izlerini taşımaktadır. Bu nedenle Türk kültürüne ait izler bulundurur. E seçeneği doğrudur.
Bu tarım ürünleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Ülkemizde turunçgillerin yaklaşık %90'ı Adana, Mersin, Hatay, Antalya gibi illerimizde yetiştirilir. Pirincin yaklaşık %70'i Marmara bölgesinde yetiştirilmektedir. Edirne, Samsun, Balıkesir, Çanakkale gibi illerimiz önde gelir. Haşhaşın da büyük çoğunluğu Afyon ilimizde yetiştirilmektedir. %60'a yakını Ege bölgemizde yetiştirilir. Afyon, Konya, Denizli, Çanakkale Türkiye'de haşhaşın en fazla yetiştirildiği iller içerisinde bulunur. B seçeneği doğrudur. Bu özelliklerden hangisi jeopolitikte etkili olan değişen unsurlardandır? Türkiye'nin Asya, Avrupa, Afrika kıtalarına göre konumu doğal özellikleri içerisinde yer almaktadır. Yarımada devleti olması, ılıman iklim koşullarına sahip olması, tatlı su kaynakları bakımından zengin olması gibi özellikler doğal özellikleridir. Bu nedenle değişen unsurlar arasında yer almaz. Fakat uluslararası barışa katkı sağlamak için Birleşmiş Milletler'e üye olması Türkiye'nin beşeri özellikleriyle ilgilidir. Türkiye'nin siyasi özellikleri kısa zamanda değişebilen özellikler içerisinde yer aldığından jeopolitikte etkili olan değişken unsurlar içerisinde yer almaktadır. C seçeneği doğrudur. Parçada verilen sorun ülkelerinden hangileri arasında yaşanmaktadır? Nil Nehri Havzası'nda Etiyopya, Uganda, Tanzanya, Burundi, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Kenya, Ruanda gibi ülkelerin yanında Mısır ve Sudan da yer almaktadır. Mısır ve Sudan Nil Nehri sularından en fazla faydalanan ülkelerdir. Bu ülkeler arasında sorun yaşanmaktadır. Bu nedenle 2 ve 4 doğrudur. D seçeneği doğrudur. Numaralanmış ülkelerden hangileri bu duruma daha fazla neden olmaktadır? Dünyada hava kirliliğinin fazla olduğu yerler sanayi üretiminin yoğun olduğu ülkelerdir. Haritada verilen Avustralya, Libya ve Arjantin gibi ülkelerle karşılaştırıldığında ABD'nin ve Çin'in sanayi üretimi fazladır. Aynı zamanda bu bölgelerde nüfusun da fazla olması hava kirliliğinde etkili olmaktadır. 1 ve 3 doğrudur. B seçeneği doğrudur. Bu durumun en önemli nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Türkiye'de sanayi tesisleri genel olarak Çatalca, Kocaeli, Güney Marmara, Kıyı Ege ve Doğu Akdeniz kıyıları gibi iç bölgelerle ulaşımın gelişmiş olduğu hinterlandı geniş olan limanların çevresindedir. Bu durum bu bölgelerde ulaşım olanaklarının fazla olmasının bir sonucudur. D seçeneği doğrudur. Parçada Platon'un felsefesinin hangi sorusuna verdiği cevap yer almaktadır? Platon'a göre güzellik, meydana gelmeyen, yok olmayan, başka bir şeye dönüşmeyen ve kendinde var olan sonrasız bir idadır. Doğada gördüğümüz ve güzel dediğimiz şeyler bu idadan aldıkları pay ölçüsünde bize güzel görünürler. Onlar aslında gerçek güzelliğin kopyalarıdır. A. Güzel nedir? B. Sanat nedir? C. Ortak estetik yargılar var mıdır? D. Sanatçı sanat eserini nasıl ortaya koyar? E. Sanattaki güzellik ile doğadaki güzellik aynı mıdır? Arkadaşlar, Platon'a göre güzel iddiası asıl ve gerçek varlıkların olduğu iddialar dünyasında yer almaktadır. Sanatçı içinde bulunduğumuz görünüşler dünyasındaki iddiaların birer taklidi olan varlıkları taklit ederler. Ve bu yüzden de aslında önemli olan parçada belirtildiği gibi doğada gördüğümüz ve güzel dediğimiz şeyler bu iddiadan aldıkları pay ölçüsünde bize güzel görünürler. Yani asıl güzellik iddialar alemindedir. Yani demek ki Platon'un felsefesinin hangi sorusuna verdiği cevap yer alıyor? Tabii ki güzel nedir sorusuna ilişkin bir cevap yer alıyor. Sanatın ne olduğu, ortak estetik yargıların var olup olmadığı, sanatçının sanat eserini nasıl ortaya koyduğu, sanattaki güzellik ile doğadaki güzelliğin aynı olup olmadığı tartışılmıyor parçada. Yani bu sorularla ilgili herhangi bir bilgi yok. Ancak biraz önce de söylediğim gibi güzelin ne olduğunu açıklıyor. Platon'a göre güzellik meydana gelmeyen, yok olmayan, başka bir şeye dönüşmeyen ve kendinde var olan sonrasız bir idadır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçadan hareketle Augustinus'un siyaset anlayışına ilişkin aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Augustinus cennet bahçesi düşüncesini siyasal düşüncesinin de temeline koyar. O Tanrı sevgisi ve öz sevgi olarak iki tür sevgiden söz eder.
Öz sevginin kökeninde kişisel şan, şeref arayışı ve kibir vardır. Ona göre antik Yunan ve Roma'nın kişisel başarıyı yücelten kişisel ve toplumsal rekabeti, düşmanlık ve kıskançlığı doğuran dünyevi yaklaşımlarının temelinde işte bu öz sevgi vardır. Oysa bunun Tanrı'nın lütuf ve yardımını kazanmaya bir faydası yoktur. İnsanlar sevgilerini kendileri de dahil olmak üzere dünyevi gelip geçici şeyler üzerine değil, Tanrı'ya yöneltmelidirler. Bu Tanrı'nın buna ihtiyacı olmasından değil, insanın ihtiyaç duymasından dolayıdır. Tanrı'nın bağışına mazhar olabilmek için insanlar kendilerini Tanrı'ya adamalıdırlar. Çünkü ancak bu yolla cennet bahçesine ulaşabilirler. Yani demek ki Augustinus arkadaşlar siyaset anlayışına ilişkin olarak baktığımızda düşüncelerini yorumlarsak aslında Tanrı sevgisini temele alıyor dikkat edersek. Buna göre A. Egemenlik fikrini yasal ve rasyonel bir temelde açıklamıştır. Yasal ve rasyonel yani akılsal bir temelde açıklamamıştır. Tanrı'yı temele almıştır. B. Siyasal düzenin temeline Tanrı sevgisini ve tanrısal inayeti koymuştur. Dikkat edelim arkadaşlar. Parçada belirtildiği gibi aslında önemli olan Tanrı'ya yönelmektir. İnsanlar sevgilerini kendileri de dahil olmak üzere dünyevi gelip geçici şeyler üzerine inşa etmemelidir. Tanrı'ya yönelmelidirler. Dolayısıyla Augustinus'un siyaset anlayışına ilişkin doğru bir yargı. C. Siyasal düzen ve devleti korunma ve güvenlik ihtiyacının yani gereksinimin bir sonucu olarak kabul eder. Hayır, böyle bir düşünceyi savunmuyor. D. İnsanların ortak iradesine dayanan siyasal düzenlerin dünyevi bir cennet bahçesine çevireceğini savunur. Dünyevi bir cennet bahçesinin zaten eleştirisini yapıyor. Asıl önemli olanın Tanrı olduğu dile getiriliyor. E. ideal devlet düzenini adalet ve eşitlik ilkeleri temelinde kurulabileceğini kabul eder gibi bir anlayıştan da söz etmiyor. Buna göre doğru cevap B seçeneğidir. Parçada sezgicilerin bilgi anlayışına ilişkin aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Bergson gibi sezgici filozoflar sezgisel bilgi, ona sahip olanlar için doğru ve esas ise de sezgisel farkına varışın iletilemez olduğu kabul edilir. Sezgiciler sezgisel bilgiyi ortaya çıkartan içsel ışık, tüm anlığı aşan dinginlik, adlandırılamaz at gibi durumlardan söz ederler. Ancak tüm bunlar kişisel yaşantılar olarak kalır, başkalarına anlatılamaz. Çünkü araya dil ve kavramlar girdiğinde sezgisel hakikat yani doğruluk aynı hakikat yani doğruluk olmaktan çıkar. Buna göre A. akıl ve deneyin hakikati bildirmeciği. Arkadaşlar parçada anlatılmak istenen yargı bu ifade değil. B. bilimsel bilginin varlığı bütünsel olarak inceleyemediği. Parçada bununla ilgili herhangi bir konudan söz edilmiyor. C. sezgisel bilgi ve hakikatin ifade edilemez ve iletilemez olduğu. Evet arkadaşlar, parçanın bütününe baktığımızda belirtildiği gibi sezgiciler sezgisel bilgi ortaya çıkartan içsel ışık, tüm anlığı aşan dinginlik, adlandırılamaz ad ya da isim gibi durumlardan söz ediyor ve tüm bunların kişisel yaşantılar olarak kaldığını dile getiriyor ve başkalarına aktarılamayacağını, anlatılamayacağını öne sürüyorlar. Yani demek ki sezgisel bilgi ve hakikatin ifade edilemeyeceği ve iletilemez bir özelliğe sahip olduğu vurgulanmak istiyor. Bergson bu düşünceleriyle de insanın metafiziksel bilgi elde edemeyeceği, arkadaşlar parçada bununla ilgili herhangi bir konudan söz edilmiyor. E, insan aklının bilgi elde etmede yetersiz olduğu da tartışılmıyor. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir. Parçaya göre psikolojinin bir bilim haline gelmesi aşağıdakilerden hangisinin değişmesine dayandırılmıştır? Psikoloji ruh anlamına gelen psike ve bilgi, bilim ve söz gibi anlamlara gelen logos kavramlarının birleşiminden oluşur. Bu nedenle psikoloji yerine ruh bilimi de denir. Antik çağda bu anlamıyla kullanılan psikolojiyi uzun yıllar bu anlamını koruyarak felsefe içerisinde yer almaya devam etmiştir. 19. yüzyılın sonundan itibaren gözlenebilen ve ölçülebilen insan ve hayvan davranışlarını deney ve gözlem gibi bilimsel araştırma yollarıyla incelenmeye başlamıştır. Böylece bir felsefe dalı olmaktan çıkarak pozitif bir davranış bilimi olmuştur. Yani demek ki önceden ruh bilimi anlamına gelen psikolojinin
konusu ve izlediği yol değişime uğramıştır ve bu anlamda psikolojinin bir bilim haline gelmesi bu sürece dayandırılır. Buna göre A içerik ve anlamının. Şimdi içeriğinin değiştiğini söyleyebiliriz. Önceden ruh bilimi anlamına gelirken sonrasında insan ve hayvan davranışlarının gözlenebilen ve ölçülebilen yönlerini ele alan bir bilim olarak karşımıza çıkmakta. Fakat anlamı ile ilgili bir durumdan söz edilmemekte, daha doğrusu vurgulanmamakta. B konu ve yönteminin, bakın konusu değişmiştir. Önceden ruh bilimi ismini alırken sonrasında davranış bilimi olmuştur ve ayrıca deney ve gözlem gibi bilimsel araştırma yollarıyla yani yöntemiyle incelenmeye ve araştıracağı konuları ele almaya çalışmış. Demek ki yöntemi de, metodu da, izlediği yol da değişime uğramıştır. Amaç ve yaklaşımının değil, işlev ve kazanımlarının da değil, uzmanlık alanları ve alt dallarının da böyle bir süreci ortaya çıkaran durum olmadığı görülüyor. Ancak psikolojinin bir bilim haline gelmesinde biraz önce de söylediğim gibi konusunun ve izlediği yolun yani yönteminin mesela deney ve gözlemi temele almasının etkili olduğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla doğru cevap B seçeneğidir. Parçada davranışlar üzerinde etkili olan faktörlerden hangisi vurgulanmıştır? İnsanlarda kromozom sayısı 23 çifttir. Bu ünitenin sayısı ve yapısı bireyden bireye ve türden türe farklılık gösterir. Yalnızca aynı yumurta ikizlerinde bu genetik yapı birbirinin aynıdır. Anne ve babanın kromozomlarındaki genler ne kadar çok birbirlerine benzerse, anne, baba ile çocuklar ve kardeşler o kadar çok birbirlerine benzerler. Organizmanın genetik yapısı, genotip, genetik ve çevresel etkenlerin yarattığı özelliklerin canlının dış görünüşündeki yansıması fenotip adını alır. Organizmanın genetik donanımı ise fiziksel yapısı ve kapasitesini büyük ölçüde belirler. Buna göre A kalıtım, B çevre, C zeka, D öğrenme, E salgı bezleri. Parçada belirtildiği gibi arkadaşlar aslında genetik yapının davranışlar üzerindeki etkisi dile getiriliyor. Yani demek ki kalıtımın etkisinden söz edildiğini dile getirebiliriz. Daha doğrusu parçada davranışlar üzerinde etkisi ön plana çıkan ve vurgulanan kalıtımdır. Yani doğuştan gelen özelliklerdir. Çevre, öğrenme, zeka ve salgı bezleri değil, kalıtımın öneminden söz ediliyor. Özellikle de genotip yapıdan ve genetik yapıdan bahsedilerek dolayısıyla doğru cevap A seçeneğidir. Parçadaki örneklerden hareketle pozitif transfer yani olumlu transfer aşağıdakilerden hangisiyle tanımlanabilir? Önceden İngilizce bilen bir kişi aynı dil ailesinden olan diğer bir Batı dilini daha kolay öğrenecektir. Aynı şekilde bisiklet sürmeyi bilen motosikleti daha kolay öğrenir. Bu örnekler pozitif transfer olarak adlandırılır. Parçada belirtildiği gibi arkadaşlar aslında iki öğrenme arasında bir ilişkiden söz edilmekte. Önceki öğrenmelerin sonraki öğrenmeleri kolaylaştırdığından bahsedilmektedir. Yani şu şekilde ifade edebiliriz. Eski öğrenmeler yani önceki öğrenmeler var. Sonrasında yeni öğrenilecek bilgiler var ve bu eski bilgiler yeni bilgileri ne yapıyor? Kolaylaştırıyor. Bu kolaylaştırma sürecine pozitif transfer adı verilir. Buna göre A, bireyin bir statüsünden kaynaklanan görev ve sorumluluğu benzer bir rolün kolaylaştırmasıdır. Arkadaşlar, bu ifade sosyolojide rol pekişmesi olarak bilinir. Rol pekişmesidir. Dolayısıyla A olmaz. B, bir öğrenmenin benzer içerik, ilke veya tekniğe dayalı yeni öğrenmeyi kolaylaştırmasıdır. Ne demiştik? Eski öğrenmeler vardı ve bu eski öğrenme süreci yeni öğrenmeleri ne yapıyordu? Kolaylaştırıyordu. Dolayısıyla arkadaşlar pozitif transferi tanımlayan bir ifade doğru. C, bir bilgi veya davranışın benzer bir başka bilgi veya davranışı anımsatmasıdır. Hayır, anımsatması değildir, kolaylaştırmasıdır.
D. Doğal bir tepkinin pekiştirmelerle doğal olmayan uyarıcılara karşı gösterilmeye başlanmasıdır. Bu da klasik koşullanma sürecini anlatıyor. E. Deneme ve her defasında hataların azaltılmasıyla yeni bir davranışı kısa zamanda ve mükemmel yapmayı öğrenmedir. Deneme yanılma yoluyla öğrenme sürecini dile getirir. Yani demek ki A seçeneği rol pekişmesini anlatıyor. A olmaz. C seçeneği bir bilgi veya davranışın benzer bir başka bilgi veya davranışı anımsatması. Bu da çağrışım olarak nitelendirilir. D klasik koşullanma yoluyla öğrenmeyi ifade eder. E de deneme yanılma yoluyla öğrenme sürecini anlatır. Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada sosyal ilişkinin yani toplumsal ilişkinin varlığı için aşağıdakilerden hangisinin gerekli olduğu vurgulanmıştır. Deneme Lisesi 1995 mezunlarının mezunlar buluşmasında yılda bir kez görüşen arkadaşların ilişkisi bir sosyal ilişkidir. Aynı şirkette çalışan ancak iş seyahatinde olan çalışma arkadaşınızla telefon görüşmesi yapmanız bir sosyal ilişkidir. Ancak bilgisayarda internet üzerinden yapay zeka ile yapılan bir oyunu oynamanız ise her gün başında saatler geçiriyor olsanız bile sosyal ilişki değildir. Yani demek ki bir ilişkinin toplumsal ya da sosyal ilişki olabilmesi için arkadaşlar iki kişi arasında en az iki birey arasında var olması gerekir. Buna göre A ilişkinin belirli bir süre devam etmesi. Arkadaşlar parçada vurgulanan bir konu değil sosyal ilişkiyle ilgili olarak. B ilişkinin tarafı olan en az iki bireyin var olması bakın. Yani fiziksel ortam önemli değil. Mesela işte parçada belirtildiği gibi telefonda çalışma arkadaşınızla görüşme yapmanız da bir sosyal ilişki. Deneme Lisesi 1995 mezunlarının mezunlar buluşmasında yılda bir kez görüşen arkadaşların ilişkisi de bir sosyal ilişkidir. Yani demek ki ilişkinin tarafı olan en az iki bireyin var olması gerekiyor. Doğru. C. İlişkinin taraflarının ortak bir amaçlarının olması. D. İlişkide bulunan bireylerin aynı mekanda bulunması. E. Toplumsal ilişkide bireyin karşısında bir grubun olması. Bu parçadan hareket ettiğimizde sosyal ilişkinin varlığı olarak vurgulanan konular değildir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Parçada kültürle ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? Toplumsal bir olgu olarak kültür çok katmanlı ve çok ögeli bir kavramdır. Bu yapısıyla kültür toplumsal yaşam içerisinde bireylerin davranışları ile ilgili üç temel soruya cevaplar içerir. Örneğin bir Türk genci evlenmeli miyim veya niçin evlenmeliyim sorusunun cevabını aile kurmak için şeklinde kendi kültürü içinde bulur. Yani buradaki nedenleri ve niçinleri sorma ön plana çıkıyor dikkat edersek arkadaşlar. Kişinin evlenmeli miyim ya da evlenmemeli miyim sorusunun cevabını arama adına evlenmenin meşru yani yasal ve geçerli yolu da aileden izin alma, kız isteme, nişan, düğün ve nikah gibi bir takım törenlerdir. Evlenmek için gerekli evi, mutfak, yatak odası, oturma grupları, beyaz eşyalar hazırlamakta gençlerin aileleriyle birlikte tamamlanan bir süreçtir. Buna göre A kuşaktan kuşağa aktarılır, süreklidir. Arkadaşlar parçada kültürün bu özelliğinden söz edilmiyor. B toplumdan topluma ve zamana göre değişir. Tabii ki değişir ancak parçada dile getirilen bir konu değil. C davranışları biçimlendiren normlarla yani kurallarla insan davranışları sınırlandırır. Parçada yine anlatılan bir konu değil de insanın kendi eliyle yapıp doğaya kattığı maddi ve manevi bütün unsurlardır. Tabii ki insanların, toplumların ürettiği maddi ve manevi her şey kültürdür. Fakat parçada vurgulanan, anlatılan bir konu değil. Toplumsal eylemlerle ilgili niçin, nasıl ve hangi araçlarla gibi sorulara cevaplar içerir. Biraz önce de söylediğim gibi ve parçada da verilen örneği göz önüne aldığımızda aslında kültürün bu yönü vurgulanıyor arkadaşlar. İşte örneğin bir Türk genci evlenmeli miyim ya da niçin evlenmeliyim sorusunun cevabını aile kurmak için şeklinde kendi kültürü içinde bulur. Yani demek ki toplumsal davranışlarla ya da eylemlerle ilgili niçin, nasıl ve hangi araçlarla gibi sorulara yanıtlar içerir. Buna göre sorumuzun doğru cevabı E seçeneğidir.
Baltre'nin modern toplumla ilgili yaptığı eleştiri aşağıdakilerden hangisidir? Baltre, modernite ile ilgili kitle kavramı hala sosyolojik bir kategori içinde düşünülebilir mi diye sorar. Ona göre her türlü anlamdan yoksun kalabalıklar, tehlikeli bir civa gibi ortalığa yayılmış durumdadır. İktidarların uzun zamandan beri mecburen taşımak zorunda kaldıkları bu ürkütücü ve biçimsiz gölgeler, var olan anlam örüntülerini yerle bir etmiştir. Ortalıkta dolaşan bu devasa kütleler her şeyi emmekte, yutmakta, anlamsızlaştırmakta ve tüm işaret sistemlerini tersine çevirmektedir. Nefes alınamayacak bu kürede görülen ve okunan ne varsa bir süre sonra hafiflemekte, daha doğrusu dev bir çukurun ağzında kaybolup gitmektedir. İçin için kaynamaktadır her şey. Buna göre A kitlelerin eylemlere yön veren değer ve ilkelerden yoksun, her şeyi anlamsızlaştıran kalabalıklara dönüştü. Evet arkadaşlar, modern toplumla ilgili olarak Baltre'nin yapmış olduğu kritik ya da eleştiri de budur. Kitle kavramının hala sosyolojik bir kategori içinde düşünülüp düşünülemeyeceğini soruyor ve ona göre de her türlü anlamdan yoksun olan kalabalıklar tehlikeli bir civa gibi ortalığa yayılmış durumdadır. Yani demek ki kitlelerin eylemlere yön veren değer ve ilkelerden yoksun her şeyi anlamsızlaştıran kalabalıklara dönüştüğünden ve böyle bir durumun olmasından aslında takım eleştirilerini, sorgulamalarını dile getiriyor doğru. Ve kitlelerin iletişim ağlarının güdüm ve kontrolüne giren kuru kalabalıklara dönüştüğüne dair bir eleştiri yok. C kitlelerdeki dönüşümün sosyolojinin klasik kavram ve ayrımlarını anlamsızlaştırıyla ilgili bir eleştiriye de rastlamıyoruz. D kitlenin sosyolojik bir kategori değil, bir toplumsal grup haline geldiği konusunda tartışılmıyor. E kitlelerin aralarında gerçek toplumsal etkileşimlerin kalmadığı ile ilgili herhangi bir konudan veya böyle bir eleştiriden söz etmiyor. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Buna göre aşağıdaki hangi iki kavram arasında ayrıklık ilişkisi vardır? Klasik mantıkta kavramlar arasındaki ilişkiler dört çeşit olarak belirlenmiştir. Eşitlik, ayrıklık, tam girişimlik ve eksik girişimlik. Arkadaşlar, kavramlar arasındaki ilişkileri kısaca ifade etmeye çalışalım. Eşitlik ilişkisi nasıl oluyor? Eşitlik ilişkisi diyelim. Şimdi eşitlik ilişkisinde iki kavram birbiriyle örtüşüyorsa, her biri diğerinin tüm elemanlarını kapsıyorsa aralarında böyle bir ilişkiden söz edebiliriz ve diyagram olarak şu şekilde ifade edilir. X ve Y olarak belirleyelim. Her X Y'dir, her Y X'tir. Sonrasında ayrıklık ilişkisine gelelim. Ayrıklık ilişkisi. Peki ayrıklık ilişkisi nasıl? İki kavramın arasında hiçbir ilişki yoksa bu durumdan söz edebiliriz ve diyagramında anlattığımızda şu şekildedir. X ve Y olarak belirlediğimizde hiçbir X Y değildir, hiçbir Y X değildir. Üçüncüsü tam girişimlik ilişkisi. Tam girişimlilik ilişkisi. Peki o nasıldır? Tam girişimlik ilişkisi iki kavramdan sadece biri diğerinin tüm elemanlarını kapsıyorsa aralarında tam girişimlik ilişkisi vardır. Şu şekilde çizebiliriz diyagramını ya da Venn şemasıyla ifade edebiliriz. Mesela şu küçük daire arkadaşlar şöyle x olsun, şu da y olsun. İşte bütün x'ler y'dir, bazı y'ler x'tir diyebiliriz ve son olarak da eksik girişimlik. Eksik girişimlik ilişkisi. Eksik girişimlik ilişkisi nasıl? O da şu şekilde. İki kavramdan her biri diğerinin bazı elemanlarını kapsayacaktır. Yani şöyle. Bazı x'ler y'dir, bazı y'ler x'tir. Bakalım savcı avukat. Arkadaşlar savcı ile avukat arasında ayrıklık ilişkisi vardı. Zaten bize de sorulan bu. Yani nasıl? Şöyle. Hiçbir savcı avukat değildir. Hiçbir avukat savcı değildir diyebiliriz. Peki sanatçı ile müzisyen arasında nasıl bir ilişki var? Bütün müzisyenler sanatçıdır. Bazı sanatçılar nedir? Bazı sanatçılar işte müzisyendir diyebiliriz. Tam girişimlik ilişkisi var. B'de, C'de bakır madeni bakalım. Bütün bakırlar madendir. Bazı madenler bakırdır. Yine tam girişimlik ilişkisi var. D, gözlüklü bilgin.
Şimdi gözlüklü ile bilgine bakalım. Bazı gözlüklüler bilgindir, bazı bilginler gözlüklüdür diyebiliriz. Dolayısıyla eksik girişimlik ilişkisi var. E beslenen canlı, her beslenen canlıdır, her canlı beslenendir. Eşitlik ilişkisi var. Buna göre sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Bu tanıma göre aşağıdakilerden hangisi basit önerme değildir? Yargının sayısına göre önermeler basit ve bileşik olarak ikiye ayrılır. Basit önermeler tek yargı bildiren ve özne, yüklem ile bağdan oluşan önermelerdir. Buna göre A, Ankara ülkemizin başkentidir. Arkadaşlar basit önerme. Parçada belirtildiği gibi basit önermeler tek bir yargı bildiren önermelerdir. B, Platon bir antik çağ filozofudur. Basit önermedir. C, felsefe eleştirel düşünmedir. Yine tek bir yargı bildiriyor. Basit önermedir. E, bütün canlılar beslenir önermesi de basit önermedir. Çünkü tek bir yargı bildirir. Halbuki Ali düne kadar ders çalıştı. Şimdi Ali düne kadar ders çalıştı ifadesi bileşik bir önermedir. Peki nereden anladık bileşik önerme olduğunu? Arkadaşlar, bileşik önermeler kendi içinde bileşikliği açık olan önermeler, bir de bileşikliği gizli olan önermeler olarak ikiye ayrılır. Ali'nin düne kadar ders çalışması ifadesi burada bileşikliği gizli olan önermelerden sınırlandırıcı önermeyi ifade eder. Özne'nin yüklemde ifade edilen özelliği kısıtladığı önermeler, yani düne kadar çalışmış, daha önceki günler çalışmamış, birden fazla yargının anlamı ortaya çıkıyor. Dolayısıyla basit değil, bileşik önermedir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. P ve Q ise değil R önermesinin eşdeğeri aşağıdakilerden hangisidir? Bu türden soruları iki farklı yolla çözebiliriz. Birincisi doğruluk tablosu hazırlayarak, fakat bu vaktimizi oldukça alır. Çünkü doğruluk tablosu hazırlamak her bir seçeneği tek tek incelemektir. İkinci yolumuz da De Morgan, yani eşdeğerlik kurallarını bilerek. Şimdi eşdeğerlik kurallarını bilirsek daha hızlı ve vakit kaybetmeden çözebiliriz. Öncelikle verilen önermeyi bir yazalım. P ve Q, P ve Q ise değil R. Şimdi bu önermenin De Morgan kuralına göre eşdeğerliğini aldığımızda şöyle bir durum ortaya çıkar. Değilleriz arkadaşlar birinci bileşeni. Birinci bileşeni değilleriz. İkincisine dokunmayız. Yani şu değil R'ye dokunmayız böyle bir kalıpta. Yani şu şekilde değil P şu tümel evetleme eklemi tikel evetleme eklemine dönüşür. Yani V'ye dönüşür, takla atar. Ardından bir değil daha Q'nun önüne gelir. Bunu parantez içerisine alırız. Ve ardından şu ise de, yani koşul eklemi tikel evetlemeye dönüşür. V'ye olur. İkincisi zaten sabit kalır. Değil R. Seçeneklere bakalım. A, C, D ve E olmaz. Bakın B seçeneğinde yer alıyor. Eş değeri değil P veya değil Q veya değil R. Buna göre sorumuzun doğru cevabı B seçeneğidir. Bu haberdeki altı çizili bölümde cenaze ile ilgili görevlerimizden hangisine değinilmiştir diye soruluyor. Şimdi habere baktığımızda altı çizili bölümde Mehmetçiğimiz mübarek naaşı, Mehmetçiğimizin mübarek naaşı dualar eşliğinde kabre konularak son yolculuğuna uğurlandı. Şimdi kabre konulmasından bahsediyor. Buna ne diyoruz biz? Defin işlemi diyoruz. Yani kabre konulmasına defin görevi denilmiş oluyor. Dolayısıyla defin olması lazım. Şimdi gasil neydi? Cenazenin yıkanmasıydı. Dolayısıyla bu değil. Teçhiz ise ölmüş bir insanın, yani cenazenin hazırlanması, yani cenaze için gerekli olan her şeye hazırlığın yapılması anlamına geliyor. Dolayısıyla bu değil. Vasiyet ise ölmüş o insanın ölmeden önceki vasiyet etmiş olduğu şeyler. Dolayısıyla bu değil. Tekvin, kefenden hatırlayın. Tekvin demek kefenlemek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu da değil. Bu durumda doğru cevabımız E seçeneği. Bu parçada aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır diye soruyor. Parçada ise
İslam'ın kavram ve değerlerini kullanarak insanları kandırma suretiyle sömürme, maddi manevi çıkar sağlama, fitne ve fesada sebebiyet verme şeklinde kendini gösteren tutumlara tarih boyunca tanık olunmuştur. Yani insanlar dinden ne yapıyorlar? Çıkarım sağlıyorlar. Yani kendilerine bir çıkarım sağlamaya çalışıyorlar. Hem maddi olarak hem de manevi. Şimdi dinden kişi kendisine çıkarım sağlıyorsa buna ne denmiş olur? Dini istismar ediyor deriz. Dolayısıyla burada istismardan bahsetmiş. Bu tutum günümüzde de başta yüce dinimiz İslam'ın iki önemli referansı olan ayet ve hadisler olmak üzere dinin ana ilke ve kutsallarını çarpıtma, sahabelerin ve tarihi şahsiyetlerin yani sahabeler dediğimiz Peygamber Efendimizin arkadaşları ve tarihi şahsiyetlerin yani İslam alimlerinin hayatlarını gelişi güzel yorumlama, onlar üzerinden kendilerine meşruiyet alanı oluşturarak menfaat elde etme ve gizli emellerini güçlendirme yoluna gitmektedir. Şimdi bunlar da ne yapıyor? Onların yaşamış oldukları olayları anlatarak kendilerine çıkar sağlıyorlar. Yani yapmış oldukları şeyleri onlarınmış gibi yapmış oluyorlar. Aynı şeyleri onların yapmış oldukları şeylerine benzer olduğunu söylemiş oluyorlar. Bu söylemleriyle çarpıtarak bunu da yapıyorlar. Ne yapmış oldular böylece? Kendilerine bir çıkar sağlamış oldular. Müslümanlar yüce dinimize zarar veren bu yaklaşımlardan kendilerini uzak tutmalıdır demiş. Dolayısıyla burada din istismarından bahsediliyor. Şimdi İslamofobi neydi? İslam dininin fobi dediğimiz korku. İslam dininin bazı şeylerden dolayı batılılar kötü göstererek insanların bu dinden uzaklaşmasını, korkmasına neden oluyorlar. Dolayısıyla buna İslamofobi denilmiş oluyor. Burada İslamofobiden bahsetmiyor. Milenyum tarikatları ise yani 2000'li yıllarda ortaya çıkmış olan tarikatlar demek. Dolayısıyla bu değil. Mezhepler dediğimiz yol demek. İzlenilen yol anlamında. Dolayısıyla burada mezhepten bahsetmiyor. Dini istismar etmekten bahsediliyor. Bu değil. Kötülük problemi ise yani meydana gelen kötülüklerle ilgili durumdan bahsetmesi lazım. Yani bu dünyada bir sürü kötülükler geliyor, meydana geliyor. O zaman bu kötülükler meydana gelmesi ne yapması lazım? Allah'ın engellemiş olması gerekir gibi değişik söylemlerde bulunuyorlar. İnsanın iradesini yok saymış oluyorlar. Dolayısıyla böyle bir şeyden bahsetmiyor. Bu da olmaz. Bu durumda doğru cevabımız B seçeneği. Bu durum Peygamberimizin hangi yönüne örnek gösterilebilir diye sorulmuş. Bir savaş sırasında Hz. Muhammed'den sallallahu aleyhi ve sellem düşman aleyhine Cenab-ı Hakk'a dua etmesi istenmiştir. Yani ona beddua etmesi isteniyor. Fakat o kendisinin insanları ancak Cenab-ı Hakk'ın dinine davet etmek için gönderildiğini beyan ederek düşmana beddua etmeyi reddetmiştir. Şimdi neden beddua etmiyor? Çünkü onların başına kötülüklerin gelmesini istemiyor. Şimdi başkasının başına kötülük gelmesini istememek neyle ilgilidir? Onlara acımasıyla, merhamet etmesiyle ilgilidir. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin burada merhametinden bahsediliyor. İstişare neydi? Başkalarına danışarak iş yapmaktı. Bu değil. Adaletle ilgili olmuş olsaydı haktan, hukuktan vesaireden bahsetmesi gerekirdi. Dolayısıyla bundan bahsetmiyor. Tevazu sahibi olmak demek kendisini diğer insanlardan büyük görmemek demek. Burada bundan da bahsedilmiyor. Yine cesaretle ilgili herhangi bir şeyden bahsedilmemiş. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneği. Bu parçadan harekette yargılarından hangilerine ulaşılabilir diye sorulmuş. Parçada ise insan bilim sayesinde hem içinde yaşadığı kainatı anlama hem de elde ettiği bu bilgileri tekniğe dönüştürerek hayatını kolaylaştırma çabası içerisindedir. İslam dini ise insanın bu çabasına ışık tutarak hayata yön verir. İnsanın anlama gayretini destekler. İslam dinini yani neyi destekliyor? İnsanlar bu şekilde anlamaya çalışmasını destekliyor. Araştırma yapmasını bilmeye yönelik çalışmaları destekliyor. Kainatın içindeki fiziksel ve biyolojik yasaları yaratan yüce Allah'tır. Yani kainatta bazı kanunlar var, kurallar var. Bunlar fiziksel yasalar, biyolojik yasalar, toplumsal yasalar. İşte bunlar yaratan kimdir? Allah'tır. İslam dininin insanın bu anlama gayretine karşı olması ve Kur'an ayetinin de bilimle çelişmesi düşünülemez. Yani Allah'ın koymuş olduğu kurallarsa bilimde bundan hareketle ortaya çıkıyorsa o zaman çelişmemesi lazım. Eğer dinle bilim arasında çelişki olduğuna dair bir emare varsa orada izah edilememiş bir takım hususlar vardır. Yani tam anlaşılamamış
ve ifade edilememiş bir hata vardır. Bundan kaynaklanıyor o çelişki gibi gözüken şey. Şimdi buradan birincisinde İslam insanın varlığı anlama çabalarını desteklemekte olduğunu ifade etmişti. Dolayısıyla bu var. Dini ilimlerle pozitif bilimler birbirine aykırı gerçeklikler içermektedir denmiş. Oysa çelişmediğine göre bu olmaz, bu yanlış olur. Bilim ile Allah'ın koyduğu fiziksel ve biyolojik yasalar birbiriyle ilişkilidir. Yani bilim neden ortaya çıkmış oluyor? Allah'ın koymuş olduğu bu yasalardan ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu var. Bu durumda 1 ve 3. Dolayısıyla doğru cevabımız C seçeneği. Bu parçada aşağıdaki İslam bilginlerinden hangisi hakkında bilgi verilmiştir diye sorulmuş. Parçada ise asıl adı Numan bin Sabit'tir. Bizim için önemli ipucu Numan bin Sabit'ten bahsediyorsa hemen Ebu Hanife deriz. İslam'da hukuki düşüncenin ve içtihat anlayışının gelişmesinde önemli payı olan İmam-ı Azam diye şöhret bulmuştur. İmam-ı Azam Ebu Hanife. Yani demek ki buradan bahsediyor. 699 yılında Küfe'de doğmuş. Doğru. İlim öğrenmeye akaid ve kelamla başlamış, daha sonra fıkıh alanında derinleşmiştir. Fıkıh dediğimiz toplumsal ilişkileri düzenleyen kurallar, işte alışveriş gibi, miras gibi vesaire. Aynı zamanda ibadetlerle ilgili. Aynı zamanda ticaret hayatında da devam ederken, yani aynı zamanda ticaretle uğraşıyor. Döneminin en önemli fıkıh alimi olmuştur. İslam ümmetinin çoğunluğu tarafından benimsenen ilkeleri ortaya koymuş ve bunları güçlü delillerle savunmuştur. Onun görüşleri daha sonra öğrencileri İmam Muhammed ve İmam Ebu Yusuf vasıtasıyla yayılma imkanı bulmuştur. Yani sistemleştirmesi öğrenciler tarafından olacak daha sonra ve bu şekilde de yayılmış olacak. Şimdi fıkıh alanında bir alimden, yani Ebu Hanife'den bahsettiğim. Ahmet Yesevi daha çok tasavvufla ilgili, fıkıh alanında değil. İmam Maturidi de daha çok kelam alanında, daha çok inançla ilgili alanlarda öne çıkıyor. Dolayısıyla bu değil. Şimdi burada bahsedilen zaten Ebu Hanife'den bahsettiği için İmam Şafii ve Cafer Es-Sadık da değil. Dolayısıyla doğru cevabımız E seçeneği. Bu ayetteki altı çizili ifadede İslam'ın korunmasını istediği haklardan hangisine değinilmiştir diye soruluyor. Şimdi ayete baktığımızda altı çizili bölümde ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Kime? Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayın. Şimdi Allah'a ortak koşmak ne ile ilgilidir? Din ile ilgilidir. Dolayısıyla dinin korunmasından bahsediyor. Şimdi canın korunması dediğimiz cana gelebilecek herhangi bir şey ya da cana kastedilmesi. Şey mesela birisini öldürmek gibi ya da yapılmış olan herhangi bir tedbirsizlikten dolayı cana gelecek kötülük gibi durumlardan bahsederse, o zaman canın korunmasından bahsederiz. Neslin korunması, ailenin kurulması ve ailenin eğitim ile ilgili durumdan bahsederse bundan bahsetmiş olunur. Dolayısıyla bu değil. Aklın korunması, insanın aklını engelleyen durumlardan uzak durması. Mesela içki gibi, madde, uyuşturucu madde gibi durumlardan uzak durması ya da aklını doğru bir şekilde kullanmasından bahseder. Dolayısıyla bu değil. Malın korunması, helal kazançtan bahseder ya da kazanmış olan şeyin doğru yolda, doğru bir şekilde harcamaktan bahseder, israf etmemek gibi. Dolayısıyla bunlar değil. Bu durumda doğru cevabımız A seçeneği. Parçaya dayanarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Sokrat öncesi filozofların gözünde tek tek bireysel varlıklardan meydana gelen çokluk anlaşılamaz ve izah edilemez bir durumdur. Bu nedenle onlar arke problemi üzerinde yoğunlaşmışlar ve dolayısıyla dış dünyadaki varlıkların kendisinden doğduğu ilk maddeyi tespit etmeye gayret etmişlerdir ki zaten arke ilk ana madde ya da ilk ana unsur anlamına gelir. Ve bu problemi ya da kavramı ilk çağ doğa filozofları ele almış ve sorgulamışlardır. Yani Sokrat öncesi filozoflar arkadaşlar doğa filozoflarıdır diyebiliriz. Ve doğa filozofları arke problemini sorgulamışlardır. Deneysel araçların bulunmaması onlara varlık üzerinde kişisel gözlemlere dayalı spekülasyonda bulunmaktan başka bir seçenek bırakmamıştır. Bu filozoflar varlık problemine sırasıyla görünüş, gerçeklik, çokluk, birlik, değişme kalıcılık eksenine bir çözüm getirmeye çalışmışlardır. Böylece bu filozoflar görünüşte çokluğu izah ederek ona yapı ve anlaşılırlık temin edecek bir cevher, kalıcı bir varlık ve birlik arayışı içinde olmuşlardır.
Buna göre Sokrates öncesi felsefe bir varlık felsefesi olarak gelişmiştir. Doğru, çünkü bu dönemde arke problemi ele alınmış ve doğa filozofları ontoloji yani varlık felsefesiyle ilgili arke sorununu ele alıp sorgulamışlardır. Ve Sokrates öncesi felsefe temelde bilgi sorunu odaklı bir felsefedir. Hayır, varlık felsefesini temele alan bir anlayışa sahiptir. C. Eski Yunan felsefesi metafiziksel sorunların dışına çıkamamıştır. Böyle bir yargıya varmamızı sağlayacak herhangi bir ifade göremiyoruz. Çünkü arkadaşlar metafizik dediğimiz fizik ötesi soyut konulardır. Parçada dile getirilmiyor böyle bir kavram. D. Doğa felsefesi varlık ve bilgi sorununun ilgisiz sorunlar olduğunun kanıtıdır. Hayır arkadaşlar, doğa felsefesi özellikle varlık üzerine sorgulamalar yapmıştır. Sokrates öncesi felsefe ahlaki ve siyasi sorunlara girmeyen, insanın kendisini felsefenin konusu dışında tutan bir felsefedir. Arkadaşlar yine parçadan hareket ettiğimizde böyle bir yargıya varamıyoruz. Fakat Sokrates öncesi felsefenin bir varlık felsefesiyle ilgili sorgulama alanına giriştiğini net olarak ulaşabileceğimiz bir yargı olarak dile getirebiliriz. Dolayısıyla sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir. Parçaya göre 13. yüzyıla Orta Çağ Avrupası'nın Rönesans'ı denilmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? Bazı düşünce tarihçileri 13. yüzyılı Orta Çağ Avrupası'nın Rönesans olarak nitelendirir. Çünkü bu yüzyılda son stacı filozoflardan yani kaderci anlayışı savunan filozoflardan sonra düşünce ilk kez uyanmıştır. Endülüs üzerinden ve Haçlı seferleriyle İslam uygarlığı tanınmış, Arapçadan yapılan çeviriler ile özgün Aristoteles felsefesinin 1000 yıl sonra Avrupa'ya girişi düşüncede ciddi bir uyanışı başlatmıştır. Öte yandan Magna Carta ve Avam Kamarası gibi gelişmelerle birlikte anayasal yönetime geçiş ile kilisenin sosyal yaşama, Hristiyanlık dogmalarının düşünsel yaşama etkisi kırılmaya başlanmıştır. Böylece bu yüzyıla Orta Çağ Rönesansı da dendi. Bu gelişmelerden sonra Okuma ve William, inanç ile aklın birbirinden bağımsız iki ayrı alan olduğunu belirterek inancın akla müdahalesine karşı çıkabildi. Buna göre Platon ve Aristoteles'in felsefelerinin bu yüzyılda tanınması, hayır arkadaşlar, temel neden olarak bu durum gösterilemez. Özellikle akla verilen önemin ön plana çıkması bu doğrultuda Orta Çağ Avrupası'nın Rönesans ismini almasının temel bir nedeni olabilir 13. yüzyılda ve Avrupa'nın İslam uygarlığından etkilenmeye başlaması tabii ki etkili olmuştur fakat temel bir neden olarak gösterilemez. C. Aklın Hristiyanlık dogmaları karşısında bağımsızlığını kazanmaya başlaması. Bakın Hristiyanlık dogmalarının düşünsel yaşama etkisi kırılmaya başlamış. Nasıl? İşte kilisenin sosyal yaşama müdahalesi ve bunun yanı sıra buna benzer skolastik, dogmatik anlayışlar ne olmuştur? Geri plana itilmiştir. Bu bakımdan akıl, Hristiyanlık dogmaları karşısında özelliklerini kazanmaya başlamış ve böylelikle 13. yüzyıla Orta Çağ Avrupası Rönesansı denilmesinin temel sebebi olarak gösterilebilecek bir yargı ve Haçlı seferleriyle Avrupa'nın İslam uygarlığını ve insana verdiği değeri görmesi değil, Arapçadan yapılan çevirilerle Avrupa'nın antik Yunan'ı filozoflarını tanıması bir neden olarak gösterilebilir fakat temel bir sebep olarak dile getirilemez. Buna göre sorumuzun doğru cevabı C seçeneğidir arkadaşlar. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi psikolojinin konular arasında yer almaz? Psikoloji etimolojik olarak psike, ruh ve logos bilim kavramlarının birleşiminden oluşan bir sözcük. İlk olarak Aristoteles gibi filozoflar tarafından kullanılan psikoloji, 19. yüzyılın sonlarına kadar felsefe içerisinde felsefenin ruhu inceleyen bir dalı olarak yer almaya devam etmiştir. 19. yüzyılın sonundan itibaren başlayan bu değişim, farklı yaklaşımların katkılarıyla psikolojinin metafiziksel bir varlık kavram olan ruhun kavram analizlerine ve kurgusal düşünmeye dayalı bir felsefe dalı olmaktan çıkması ve pozitif bir bilim haline gelmesiyle sonuçlanmıştır. Yani demek ki psikoloji önceden felsefenin içinde yer alan bir alandı ve ruh bilimi anlamına geliyordu. Fakat 19. yüzyılın sonlarına kadar felsefe içerisinde felsefenin ruhu inceleyen bir dalı olarak yer almaya devam eden psikoloji, 19. yüzyılın sonundan itibaren
pozitif bir bilim haline gelmiş ve insan hayvan davranışlarını inceleyen bir bilim olarak karşımıza çıkmıştır. Buna göre içgüdülerle toplumsal güdüler arasındaki farklar tabii ki güdü konusu arkadaşlar ve bunun yanı sıra içgüdü konusu psikolojinin incelediği konulardandır. Bunun yanı sıra hayvanlarda öğrenilmiş davranışlar yine psikolojinin konular arasında yer alır. Zekanın çeşitleri ve ölçülmesi ve ayrıca rüya ve rüyan işlevleri de psikolojinin konuları arasında yer alan ifadelerdir. Fakat ruh ve ruhun ölümsüzlüğü metafiziksel yani fizik ötesi alana karşılık gelen kavramlar olup psikolojinin günümüzde konuları arasında yer alan ifadeler ya da konular olamaz. Buna göre sorumuzun doğru cevabı D seçeneğidir arkadaşlar. Parçada toplumsal değişme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi vurgulanmıştır? 2020 ABD başkanlık seçimlerinde küresel teknoloji şirketlerinin ve medya sahiplerinin günümüz siyasetinde ve toplumsal değişmenin yönü üzerindeki etkisini tartışmayı gerektirmiştir. Facebook, Twitter ve Instagram gibi sosyal medya platformlarının sahipleri istedikleri siyasetçinin paylaşımlarını öne çıkartabildiği, kendilerinin kabul edilemez gördüğü siyasetçiyi tamamen dışlayabildikleri bir seçim dönemi yaşandı. Sonuçta sosyal medya patronlarının istediği sonucu aldıkları görüldü. Bu durum medyayı ve sosyal ağları elinde bulunduran birkaç kişinin kitleleri istedikleri yönde manipüle edebildikleri yeni bir dönemin başlangıcını ifade etmektedir. Buna göre A değişmenin yön ve biçiminin eski dönemlere göre farklılaştığı, B iletişim teknolojisindeki gelişmelerin sosyal değişmeyi hızlandırdığı, C bilimsel ve teknolojik gelişmelerin halk kitlelerindeki demokratik talepleri artırdığı, D iletişim ağları elinde bulunduranların siyasal ve sosyal değişmeyi istedikleri yönde etkileyebildiği, E teknolojik gelişmelerin üretim ve tüketim alışkanlıklarını değiştirdiği. Şimdi parçada ABD başkanlık seçimleri üzerinden verilen açıklamalara baktığımızda arkadaşlar, özellikle Twitter, Facebook, Instagram gibi işte sosyal medyayı elinde bulunduranların politik ve toplumsal değişmeyi istediği gibi manipüle ettiği ve yönlendirebildiği, etkileyebildiği anlatılıyor, vurgulanıyor. Dolayısıyla D seçeneğinde yer alan iletişim ağlarını elinde bulunduranların siyasal ve sosyal değişmeyi istedikleri yönde etkileyebildiği vurgulanan bir konu olarak karşımıza çıkmakta. Toplumsal değişmeyle ilgili olarak değişmenin yön ve biçiminin eski dönemlere göre farklılaştığı arkadaşlar anlatılan bir konudur fakat vurgulanmıyor. İletişim teknolojisindeki gelişmenin sosyal değişmeyi hızlandırdığı, sosyal değişmeden ziyade siyasal bir değişimden özellikle bahsediliyor. Bilimsel ve teknolojik gelişmenin halk kitlelerindeki demokratik talepleri arttığı ile ilgili bir konudan söz edilmiyor. Teknoloji gelişmelerin üretim ve tüketim alışkanlıklarının değiştirdiği ile ilgili bir tartışmaya da yer verilmemiş. Ancak parçadan hareket ettiğimizde vurgulanan, anlatılmak istenen konu biraz önce de söylediğim gibi iletişim ağlarını elinde bulunduranların siyasal ve toplumsal değişimi istedikleri yönde etkileyebildiğidir. Bu nedenle doğru cevap D seçeneğidir. Parçaya göre aşağıdakilerden hangisi toplumsal değerlerin özelliklerinden biri olamaz? Değerler bir gruba ya da topluma üye olanların genellikle benimseyip uydukları genelleşmiş ahlaki ilke ve inançlardır. Neyin iyi, güzel ve doğru, neyin kötü, çirkin ve yanlış olduğunu gösteren ölçütlerdir. Toplumun ortak amaç ve idealler çerçevesinde bir bütün olmasını sağlarlar. Değerler kişilerin düşünce, tutum ve davranışlarında birer ölçüt yani kriter olarak ortaya çıkar ve neyin yapılıp neyin yapılmaması gerektiğini gösteren normlara kaynak oluştururlar. Buna göre A toplumda birlik duygusunu güçlendirirler. Tabii ki toplumsal değerlerin özelliklerinden biridir arkadaşlar. Çünkü değerler toplumsal dayanışmayı ve bunun yanı sıra bütünleşmeyi sağlayan bir süreci ifade eder ve ayrıca toplumsal kurallara temel oluştururlar. Neyin iyi, neyin kötü olduğuyla ilgili normlar, ahlaki kurallar ortaya konulabilir. D, birey davranışları için bir amaç ve ölçüttürler, yani kriterdirler. Böyle bir durumdan da söz ediliyor. Toplumsal değerlerin özellikleri olarak E, toplumdaki bireylerin ortak duygu ve düşüncelerini yansıtırlar. Tabii ki toplumdaki bireylerin genelleşmiş ahlaki ilke ve inançları ise toplumsal değerler. Bu doğrultuda toplumdaki bireylerin ortak duygu ve düşüncelerini
yansıtırlar diyebiliriz. Fakat her toplumda aynı biçimde görülür kesinlikle. Toplumsal değerlerin özelliklerinden biri olamaz. Çünkü toplumsal değerler toplumdan topluma ve aynı toplumda zamanla değişime uğrayabilir. Bu nedenle doğru cevap B seçeneğidir. Buna göre bazı sarışınlar zekidir önermesinin düz döndürmesi aşağıdakilerden hangisidir? Bir önermenin niteliğini ve doğruluk değerini değiştirmeden öznesini yüklemini özne yapma biçimindeki akıl yürütmeye düz döndürme denir. Evet, parçada belirtildiği gibi bir önermenin niteliğini yani olumlu ya da olumsuz yönünü ve doğruluk değerini değiştirmeden öznesini yükleminde özne yapma biçimindeki akıl yürütme düz döndürmedir. Düz döndürmenin belli başlı kuralları şunlardır arkadaşlar. Bu türden soruları çözebilmemiz için düz döndürmenin kurallarını bilmemiz gerekir. Birincisi, tümel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi tümel olumsuzdur. E harfi tümel olumsuz önermeyi ifade eder. Mesela hiçbir insan doktor değildir. Tümel olumsuz bir önermedir. İkinci kuralımız, tikel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumludur. I harfi tikel olumlu önermeyi ifade eder. Örneğin bazı insanlar doktordur gibi. Üçüncü kuralımız, tümel olumlu bir önermenin düz döndürmesi tikel olumludur. A harfi ise tümel olumlu önermeyi anlatır. Örneğin, bütün insanlar beslenendir dediğimizde tümel olumlu bir önermedir. Dördüncü kural, tikel olumsuz bir önermenin düz döndürmesi yoktur ya da yapılamaz. O harfi ise tikel olumsuz önermedir. Örneğin, işte bazı İnsanlar öğretmen değildir gibi. Şimdi bakalım bazı sarışınlar zekidir. Nasıl bir önerme arkadaşlar? Nicelik bakımından tikel. Bazı geçtiğinden sarışınlar zekidir. Nitelik bakımından sarışınların zeki olduğu söyleniyor. Tikel olumlu bir önerme. Peki tikel olumlu önerme hangi harfle gösterilirdi? Tabii ki I ile gösterilirdi. O zaman hangi kuralı uygulayacağız? İkinci kuralı. Yani tikel olumlu bir önerme tekrar tikel olumlu önerme olacaktır. O halde bakalım. Bazı zekiler sarışındır. Bazı zekiler sarışındır. Evet, I yine I'ya dönüşmüş. Dolayısıyla verilen önermenin düz döndürmesidir. Doğru. Yani cevabı bulduk. Diğer seçeneklere de bakalım. Bu arada şunu da unutmayalım. Özne ile yüklem yer değişiyor. Bakın, zeki yüklemdir. Özne olmuş. Sarışın özneyken burada yüklem olmuş. Özne ile yüklemini yer değiştireceğiz döndürme ilişkisinde. Bütün zekiler sarışındır. Arkadaşlar bütün zekiler sarışındır diyemeyiz çünkü I'ya dönüşecekti. Bazı sarışınlar zeki değildir. Hiçbir zeki olmayan sarışın olmayan değildir. Bazı zeki olmayanlar sarışın olmayandır. Arkadaşlar bu olmayanlar geldiğinde ters döndürmeden söz ederiz. Ters döndürme durumundan söz edebiliriz. Dolayısıyla D ve E de bunun için olmuyor. Zaten B ve C seçeneklerde kural gereği olmadığından sorumuzun doğru cevabı A seçeneğidir.